Bu bölümümüzde karışım şimşek devresini potansiyometremizle hız ayarlı nasıl yakabiliriz onu göreceğiz. Daha önce karışım şimşek devresi ile alakalı iki tane video çekmiştim. Oralarda karışım şimşek devremizin hız ayarını kodlarla sağlıyorduk. Şimdi ise potansiyometre kullanarak ledleri istediğimiz hızda yakıp söndürebileceğiz. Öncelikle devre şemamızı görelim. Daha önce karışım şimşek devresinde yapmış olduğum gibi ledlerimi D0'dan D5 pinlerine kadar bağladım. Potansiyometremi de A0 pinine bağladım. Bu şekilde bağlantılarımızı yapıyoruz. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Burada bulunan kodlar karışım bir devresi 2 for döngüsü videomla aynı. Burada kodları detaylı bir şekilde anlatmayacağım. O videoyu izlerseniz daha iyi olur. İlk olarak deneyap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra pinlerimizin hepsini bir dizi içine aktarıyoruz. Dizimizin adı led pin dizisi. Loop bölümünde bu dizi içinden pinlerimizin isimlerini çekeceğim. Daha sonra potansiyometremizin değerini bir değişkene aktarmak için pot değer ismini bir değişken oluşturduk. Setup bölümünde bir tane for döngüsü oluşturduk. Yapmış olduğumuz bu for döngüsü sayesinde bütün LED'lerimizi çıkış olarak ayarladık. Dediğim gibi burada bulunan kodları detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Karışım şirket devresi iki videoyu izlerseniz daha iyi olur. Şimdi loop bölümüne geçiyoruz. Burada iki tane for döngümüz var. For döngümüzde ilk olarak potansiyometremizin değerini ölçüyoruz. Ölçtüğümüz bu değeri pot değeri değişkenine aktarıyoruz. Potansiyometremizin değeri 0 ile 4095 arasındaydı. Daha sonra bu değerlerimizi 0 ile 1000 arasına M fonksiyonu sayesinde yerleştiriyoruz. Yeni oluşan değerleri tekrar pot değeri değişkenine aktarıyoruz. 0 ile 1000 arasına aktarmamızın nedeni burada aslında saniye belirliyoruz. Yani bir bekleme süresi oluşturuyoruz. Bakın burada delay şeklinde bir komut kullandık ve içine pot değeri dedik. Daha önce kara şimşek devresi 2 bölümünde buraya sayı yazıyorduk. Şimdi ise sayı yazmıyoruz. Potansiyometreden gelen değerler otomatik olarak buraya zaten yerleşecektir. Örneğin potansiyometreyi çevirdiğimizde 50 değeri okunursa ledimizin yanıp sönmesi 50 milisaniyede bir olacaktır. Örneğin potansiyometremizden 500 değeri okunursa ledlerimizin yanıp sönmesi 500 milisaniyede yani yarım saniyede bir olacaktır. Bu sayede ledlerimiz daha yavaş bir şekilde yanıp sönecektir. Böylece karışım şekli devremizin ışıklarını yavaş ve hızlı bir şekilde yakmış olacağız. Potansiyometreyi kullanmamızın amacı aslında bu. Burada bulunan kod yapısını aslında daha önce anlatmıştım. Ledlerin yanıp sönmesini sağlayan kodumuz burası. Burada oluşturduğum for döngüsü sayesinde B değişkeninden aldığımız değerleri dizi içine aktarıyoruz. Oluşturduğumuz yukarıdaki diziden de Pin numaralarını çekiyoruz ve böylece LED'imizin yanıp sönmesi sağlanıyor. Diğer for döngüze baktığımız zaman bu sefer LED'lerimiz geriye doğru yanıyor. Burada da yine aynı şekilde potansiyometremizin değerini ölçüyoruz. Main fonksiyonunu da 0 ile 1000 arasına getiriyoruz. Ve aynı şekilde LED'lerimizin yanıp sönmesini sağlıyoruz. Bekleme süremizin içine yine pot değerini aktardığımız için saniyemizi potansiyometreden almış oluyoruz. Yani LED'lerimiz tersine yanarken de aslında yukarıdaki for döngüsüyle aynı şekilde olmuş olacak. Böylece potansiyometre sayesinde kara şimşek devremizin hız ayarını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi kollarımızı yükleyelim ve çalışmamızın nasıl olduğunu görelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.